sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dopdolu. Kabızlık neden olur? Kabızlığı önlemenin yolları nelerdir? Kabızlık çekenler hangi besinleri sıklıkla tüketmeli? Hangilerinden uzak durmalı? Sindirimi kolaylaştırmak ve kabızlıktan kurtulmak için doğal sağlık reçeteleri. İshal neden olur? İshal olanlar ne zaman doktora başvurmalı? Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Soğuk bir günde Ankara'mızda size programımızı yapıyoruz inşallah. Soğuklara dikkat edeceğiz mümkün olduğu kadar. Bugün sabah haberlerde maalesef korktuğum, size anlattığım bir olay. Bir abimiz camiye giderken yolda düşüyor ve vefat ediyor. Size hep söylüyorum, şimdi biraz sonra da göstereceğim. Allah'ını severseniz suç ayağınıza çorap giyme işini yapın ya. Kimse sizi ayıplamaz ya. Bir şey olmaz demeyin. Bir şey olmaz demeyin. Giyin ayağınıza, ne olacak? Kim ne diyecek size ya? Gene sokaklarda düşen düşene, kolunu kıran kırana, kalçasını kıran kırana. Bakın çok kötü yerler. Bir şey olmaz demeyin. Ayağınıza bir çorap geçiriverin ya. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Muhakkak şu çorap işini yapın ne olursunuz ya. Çok üzüldüm yani, içim titredi o. Haberi duyunca tabii başka türlü şeyler de var ama o yani çok basit bir sebeple tabii vakit saat gelmiş o ayrı mesele diyeceğiz ama yani tedbir almak lazım. Bir ayağınıza bir çorap geçirseniz bakın kardan daha tehlikeli şu andaki durumlar. Yerler çok kötü, buz, hiç ummadığınız yerde kayıverirsiniz. Ne olursunuz şu ayağınıza çorap geçirmeden dışarıya çıkmayın. Benim ayakkabım kaymıyor demeyin. Siz de takın. Muhakkak giyin, biraz sonra da göstereceğim. Bugün sizlere hem kabızlıktan hem ishalden bahsedeceğiz. Bir de ishal olunuyor, ne yapmamız lazım ona dikkat edeceğiz. Kabızlıkta nelere dikkat edeceğiz? Çok güzel anlatacaklarımız var. Dün yapamamıştık. Köftemiz var, inşallah bu köftemizi bugün yapacağız sizlere. Serap Hanım'ın da söyleyecekleri var. Çok güzel bir değişik bir kahve yapacak size. Kahveyi hepiniz yapmayı çok iyi biliyorsunuz, hiç itirazımız yok. Ama onu daha güzel yapabilmek için ne yapmanız lazım? Size güzel bir anlatacakları var. Biz de size kabızlıkla ilgili söyleyeceklerimiz var. Yine hareketler söyleyeceğiz, egzersizler söyleyeceğiz ve ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızı kazanabilmenin tek şartı şifremizi bilmek. Şifremiz çıktı neymiş? Trabzon'umuzun T'si çıkmış. Acaba kelime ne? Kelimeyi bilenler telefona sarılacaklar. Hanımlara hanım modeli, erkeklere erkek modeli, adreslerine kadar teslim. Ayakkabılarını ellerine alacaklar inşallah. Can kardeşlerim, sabah jimnastiğimizi yapalım. Sabah jimnastiğinin önemini bir daha söylüyorum. Eklemleriniz için muhakkak şart, muhakkak yapmanız lazım. Ne olur yapmayanlara da ikaz ediniz, yapmayanlara da söyleyiniz ki yapsın, bu sizin için çok büyük bir sevap kaynağı olacaktır. O kişi yaptıkça, o kişinin eklemi düzgün hale geldikçe, rahatladıkça Allah tarafından size de bonuslar gelecek, sevaplar böyle gelecek. Ne olursunuz ihmal etmeyiniz, ne olur bu sabah hareketlerini yapınız, yaptırınız. Yapmanızın dışında eşinize, dostunuza da söyleyin. Gelin bakalım mesleğin arkadaşlar. Bunlar hiçbiri size zarar verecek bir hareket değil. Hiçbir yan etkili bir hareket değil. Herkesin yapabileceği, herkesin rahatça yapabileceği hareketler. Önce bir enerjinizi tazeleyin. Bu soğuk havalarda enerjiniz biraz düşebilir. Sık sık yapın bu enerji işlemini. Bu enerji işlemini bir gözlerinize yapabilirsiniz. Bir tepe noktası dediğimiz şekilde yapabilirsiniz. Bakın böyle yapıyoruz. En başımızı en tepe noktamıza ve göğsümüze koyup derin derin nefes alıyoruz.
Her nefes aldıkça huzurumuzu, mutluluğumuzu, güzelliğimizi hissediyoruz. Rahatlıyoruz, 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 rahatlıyoruz. En az 10 tane nefes almayı unutmayız. İkinci bir işlem daha yapın. Yine ellerinizi birbirine sürtün. Belirli bir enerjiye ulaştıktan sonra avuçlarınızı şöyle dua eder gibi şöyle çukur yapın. Gözlerinizin üstüne bastırmadan tutunuz. Gözlerinizi de içeride kapatınız. Yine derin derin nefes alınız. Enerjinin gözlerinizden girdiğini, gözlerinizin rahatladığını hissediniz. Rahatladığını hissediniz, hissediniz, hissediniz. Bilhassa göz ağrısı olanlar, baş ağrısı olanlar bunları rahatlıkla yapabilirler, açabiliriz. Bunları bolca yapınız. Gözlerinizden şikayeti olanlar yapsınlar. Gözleri ağrıyanlar yapsınlar, baş ağrısı olanlar yapsınlar. Çok rahatladıklarını, çok huzur bulduklarını hissedecekler. Bu sizde var olan Allah'ın verdiği bir enerji, onu kullanmayı bilmek lazım. Çocuğunuzun bile başkasının da ağır başı ağrıyorsa biraz böyle ellerinizi tutabilirsiniz. Hafif sürttükten sonra böyle ellerinizi tutabilirsiniz. Yalnız bunları tutarken beyninizi lüzumsuz şeylerle değil, kişilerle konuşmadan güzelce konsantre ederek, böyle güzelce kendinizi vererek, eğer imkanınız varsa içinizden biraz dualar ederek, hiçbir şey bilmiyorsanız ya Şafi, ya Şafi, Bismillah, Bismillah diyerek yaptığınızda size garanti veririm o kişide bir rahatlama, o kişide bir huzur olacaktır. Çocuğunuz çok sinirli, böyle gergin mergin, hemen ona yapınız, böyle biraz rahatladığını göreceksiniz. İhmal etmeyin. Çok basit, çok kolay, çok da güzel bir şey. Sakın ihmal etmeyin. Karnı ağrıyor mesela, hemen karnını koyup hafif hafif ovarak bu dediğim şeyi yaparsanız hemen rahatladığını göreceksiniz dedikten sonra boynumuza, jimnastiklerimize başlıyoruz. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağ. Gidebildiği kadar sol. Sağa yapıyoruz. Sola yapıyoruz. Sağ. Boyun kaslarımız çok önemli. Boyun kaslarının kuvvetlenmesi çok önemli. Boyun ağrılarında, sırt ağrılarında, baş ağrılarında hepsinde önemli. Boyun fıtıklarında önemli. Ellerinizde gelen uyuşmalarda önemli. Şimdi aşağı yukarı yaparım. İyice geriye, iyice öne. Bu hareketleri biz 10'ar tane diyoruz ama siz fırsat buldukça, başka zamanda aklınıza geldikçe bir 10'ar 10'ar günde 3 sefer falan yapınız. 3 tur yani. 10'ar tane olmak üzere bu hareketler aklınıza geldikçe, televizyon karşısında otururken, bak havalar da soğuk, dışarıya fazla da çıkmıyorsunuz. Lütfen bu hareketleri ihmal etmeyin. Kardeşlerim, olduğunuz yerde başınızı bir sağa eğiniz, bir sola eğiniz. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Harikasınız. Kardeşler, şu boynum şurası kırışmasın, gıdım olmasın, horlamayayım, yutma zorluğum olmasın. Bu hareketten daha güzel bir hareket yok. Lütfen yapınız. Nasıl yapıyoruz? Çenemizi öne doğru alıyoruz, dilimizi içeride damağımıza değiriyoruz. Şöyle. Çok güzel. Evet, devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Yine omuzlarımızda. Şöyle çevirelim bakalım. Kuluçlar için, hanım kardeşlerimizin kuluçlar için çok faydalı bir hareket. Tersine, 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 tersine. Tekrar öne, 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 tersine, tersine, tersine. Peki, olduğunuz yerde iyice kaldır, 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 bırak. Kaldır, 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 bırak. Kaldır, 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 bırak. Kaldır, bırak. Kaldır, bırak. Çok güzel. Şimdi ellerimizi öne doğru uzatalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe, bırak. Pençe, bırak. Yumruk, sık, bırak. Yumruk, sık, bırak. Yumruk, sık, bırak. Yumruk, sık, bırak. Bilekleri çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Dirsekleri kapat, aç. Kapat, aç. Kapat, aç. Omuzlar için yapıyoruz. Çevir, çevir, çevir. Olduğu yerde çevir, çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Ellerimizi öne doğru uzattık. Biri aşağıda, biri yukarıda. Dirsekler gergin gergin yapalım. Çok güzel. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Şu güzel kızımı çekmiyorsun Ahmet abisin. Bak ne kadar güzel yapıyor. Ne kadar da güzel kıyafetine bak bir kere. Kıyafetinin güzelliğine bak. Ne kadar güzel giyinmiş. Harika yapıyor. Biraz sonra ben o kızımla köfte yapacağım burada şimdi. Çok güzel köfte yapacak arkadaşlarına, kardeşlerine. Gösterecek köftenin nasıl yapıldığını. Evet, harikasınız. Şöyle bir rahatlayın bakalım, rahatlayın. Ve en önemli jimnastiğimizi yapalım. Ruhunuzun jimnastiği çok önemli. Bakın böyle soğuk havalarda, kapalı havalarda biraz bunalırsınız. Biraz sıkılırsınız.
Ne olur bunu sık sık tekrarladığınız zaman içinize bir huzur, bir mutluluk gelir. Bu da nedir? Çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Aman ya Rabbi soğukta kalanlara yardım et. Aman ya Rabbi aç kalanlara yardım et. Aman ya Rabbi sokaktakilerine yardım et. Hastane köşelerinde bekleyenlere, sıkıntı çekenlere yardım et. Kader mahkumu kardeşlerime yardım et. Huzuru, mutluluğumu daim eyle. Çoluğumu, çocuğumu, huzurunu, mutluluğunu daim eyle. Devletimi, milletimi kötülüklerden, belalardan koru. Beni her türlü nazarlardan, belalardan koru. Sana sonsuz şükürler olsun diye şükrettikçe, böyle içinizden hafif dualarınızı ettikçe göreceksiniz içiniz bir huzur kaplayacak, bir mutluluk gelecek, her şeyler daha iyi olacak dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Belimizle ve sırtımızla ilgili hareketlerimizle devam ediyoruz. Dirseklerimizi kapatalım. Açılabildiği kadar açılsın. Kapansın. İyice aç. İyice kapat. İyice aç. İyice kapat. İyice aç. İyice kapat. Sırt için çok önemli. Dirsekleri kapat. Dirsekleri. Ha? Iğdırlı ablam hiç böyle kolları açıyor. Böyle böyle. Böyle değil. Dirsekleri kelebek gibi açacağız. Ha? Şimdi oldu. Güzel oldu. Güzel oldu ablam. Hoş geldin. Evet. Devam ediyoruz can kardeşlerim. Neyle? Yine sırtımızı, belimizi ilgilendiren bir hareketle. Öne doğru uzatalım. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Altından bazı sokaklarında sağlar, sollar farklı. Ona göre bak. Evet. Sağa, sola. Eller havaya, eller havaya. Gidebildiğimiz kadar sağ. Gidebildiğimiz kadar sol. Sağa, sola. Sağ, sol. Çok güzel, harikasınız. Şimdi eller havadayken, eller havadayken yukarıdan şöyle ağaçlardan yapraklar kalmış. Karları toplayın bakalım. Şöyle uzanın yukarılara. Dallardaki karlara uzanın, 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 uzanın. Eller havadayken hep beraber öne eğileceğiz. Öne eğilirken nefes vereceğiz. Ver nefes. Burundan al nefes. Ver nefes. Al burundan nefes. Ağızdan ver. Burundan al. Ağızdan ver. Burundan al, rahatla nefes, rahatla nefes, rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Canım kardeşlerim, kalçayı, dizi, beli ilgilenenlerin çok basit, çok önemli. Oturduğunuz yerde yapacağınız hareket. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çek, bırak. Çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız. Çek, bırak, çek, bırak, çek. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Öbürünü yapalım. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, çek. Yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çok güzel. Şimdi diz için yapalım. Kalça için ve diz için. Bacağımızı uzattık. Ayağımızı kendimize doğru çekmemiz lazım. Burada püf noktası o. Böyle değil ayak bak. İyice kendinize doğru çekeceksiniz. Uca doğru değil ayak. Böyle değil. İyice çek. Olduğunuz yerde kaldır indir. Kaldır indir. Kaldır indir. Bu diz için, kalça için mükemmel harekettir. Aklınızda olsun. Çok basit bir şekilde diz ağrılarından, diz kireçlenmelerinden kurtulma harekettir bu. Menisküsten kurtulma harekettir bu. Oturduğunuz yerde bol bol yapınız. Daire. Tersine daire. İçe dışa. İçe dışa. İçe dışa. Bunu en az 10'ar tane yapınız. İlk başlarda kaslarınız yorulacak, acı olacak. Biliniz ki kaslar güçsüz. 10 taneyi, en az 10 taneyi yapabilmeniz lazım. Yavaş yavaş 25'e 30'a kadar çıkacaksınız. Uzattık bacağımızı, ayağı kendimize doğru çektik. Kaldır indir. Çok önemli bir hareket, aklınızda olsun. Çok basit ama çok önemli. Daire. Tersine daire. İçe dışa. Hanım kardeşlerim, bacaklarınızın basen sıkıntıları için iyi, selülitler için iyi. Her yönden çok basit ama çok önemli bir hareket, aklınızda olsun. Geldik gariban ayaklarımıza. Soğuk havalarda ayaklarım üşüyor benim, parmaklarım üşüyor diyenler bolca bu hareketi yapacaklar. İyice çekecekler, iyice uzatacaklar. İyice çek, iyice uzat. Bunu yaparken içeride de ayak parmaklarınızı da böyle yapınız. Kıvır, aç, kıvır. Ayak parmaklarınızı yapınız. Çek, bırak. Ay canım benim. Evet, çekiniz bırakınız, çekiniz bırakınız. Kardeşler çok değişik bir köftemiz var. Çocuklara yapacaksınız.
İshal ve kabızlık her dakika başımıza gelebilir. Değişik anlatacaklarımız var. Serap Hanım'ın çok değişik bir kahvesi var. Bazı hareketler göstereceğiz, egzersizler göstereceğiz. Biraz sonra da bunları anlatacağız. Çok dikkat etmeniz lazım. Kış günü mikrobu nereden kapıyoruz zannediyorsanız, nereden kaptığınızı göstereceğiz. Niçin kış günü mikrobik ishal oluyorsunuz, onu da göstereceğiz size. Bunu hazırladık, hepsini tek tek anlatacağız. Anlatınca şaşıracaksınız. Şimdi reklamlardan sonra buradayız. Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridur. Kabızlığı önlemenin yolları nelerdir? Kabızlık çekenler hangi besinleri sıklıkla tüketmeli? Hangilerinden uzak durmalı? Sindirimi kolaylaştırmak ve kabızlıktan kurtulmak için doğal sağlık reçeteleri. İshal neden olur? İshal olanlar ne zaman doktora başvurur? Evet sevgili seyircilerim, şimdi lütfen şu çorap işini bir ihmal etmeyiniz. Bakın çorapla ilgili bir makasımız vardı bizim. Makasımız neredeydi şurada? Makasımız burada. Ne olursunuz şöyle kötü çoraplarınızı alınız. Çoraplarınızın kötü çoraplarınızı kötü olmasa da 1 liraya bile çorap var şimdi. Bu çoraplarınızı uğraşmayınız. Çok fazla böyle giymek biraz zor gelebilir. Böyle yapıp giymek zor gelebilir. Ben diyorum ki şuraları şöyle kesiniz. Bak ayaklarınıza şöyle geçirdiğinizde hem kötü de durmayacak. Hmm. Bak böyle. Evet. Stil de yaptım size. Evet, dansçılar falan da yapar. Aynen böyle. Öyle. Harika oldu. Kardeşlerim inanın kaymazsınız. İnanın düşmezsiniz. Ne olur bunu yapın bak. Ne i̇şte, kadar çok düşenler oldu. İşte siz de ayakkabılarınızı taktınız zincirleri. Arabanın tekerlerine takılan zincir gibi siz de taktınız zincirleri. Ne olur yapın bunları. Bakın işte biraz önce söyledim. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne mutlu ona camiye giderken abdestli halde düşüyor, kafasını vuruyor, vefat ediyor. Benim de bir arkadaşım başına geldiği için ben ta bunu fakülte sıralarındayken olduydu. Evet, o zamandan bulduydum. Nasıl düşüyorlar Feridun evet. Maalesef bakın kalçanızı kırıyorsunuz. Sonra şu pöçük kemiğiniz dediğiniz kuyruk kemiğinizi zedeliyorsunuz. Ömür boyu sıkıntı çekiyorsunuz. O kuyruk sokumu bir yere oturamıyorsunuz, kalkamıyorsunuz. Korkunç, her tuvalete gittiğinde sıkıntı çekiyorsunuz. Sadece ayağınıza bir çorap geçireceksiniz ya. İhmal etmeyin. Kaç paralık şey şu ya? Sizden kıymetli mi? Kesin takın. Bak hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Eve gelince de çıkarın bunları. Koyun sıcak bir yere kurusun. Sokağa çıkarken ayakkabı giyer gibi onu da yanınıza alın muhakkak. Çok önemli kardeşlerim. Ne olur bu havalarda. Önemli değil, çok önemli. Lütfen ihmal etmeyiniz. Lütfen başınıza gelir. O zaman geri dönüşü olmaz. Tüh demenin faydası yok. Bir de bize bir şey olmaz demeyiniz. Olduğu zaman geri dönüşü yok. Yani mutlaka yaşlılarda değil mi? Gençlerde herkes de oluyor. Herkes de oluyor. Herkes de oluyor. Benim işte genç 35 yaşında arkadaşım karda düştü. Hem de sportmen bir çocuktu. Ama iki eli cebinde demiş. Düşer düşmez de kaldırım taşına kafasının şurasını vurdu. 3 gün hastanede deli gibi uğraştık. Bir türlü çare bulamadık. Vefat etti. Kendi ellerimle vefat etti. O gün bugün ben o zamandan eskiler söylerlerdi. O zamandan bu çorap meselesini herkese söylüyorum. Kaç sene oldu bu iş. Ama hala da düşüp böyle şey yapanlar var. Ne olur eşinize dostunuza söyleyin. Bakın bu bir hizmettir. Yani, evet. Bu hizmettir. Başkalarına da söyleyin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben her gece yapıyorum. Eve geç gittiğimde muhakkak bizim yolda giderken bir fırınım var. Oradan ekmek alıyorum. Bu soğuk havalarda ne olur sokak hayvanları için birazcık sokaklara birazcık bir şeyler evet, bırakınız. Belediyelerimizden Allah razı olsun. Hı hı. İnsanlarımızı topluyor, onlara bakım yapılıyor. Ama sokak hayvanları sıkıntıda. Ne olursunuz kuşlar için yem koyunuz. Birazcık ekmekleriniz varsa onları artık yemeklerinizi ne olur biraz evet, atmayın kenara çöpe. Bir yerlere koyunuz. Çünkü hayvanlar sıkıntıda. İnanın ben alıştılar şimdi bizim İncek'te evde bekliyorlar. Benim saatimi bekliyorlar. Ben daha ekmekleri arabadan inerken arabanın başına üşüyorlar. Evet. Hemen açlar koyunca yani. Rahat. Yazık evet aslında. Sıkıntıdalar. Ne olur yapıveriniz. Çok güzel hizmet olur. Çok sevabı olur. Onlar da can olduğunu unutmayınız can kardeşlerim. Dedikten sonra şimdi... Çok güzel mesajlar verdin. Sağ ol teşekkür ederim. Şu çorapta gerçekten çok güzel. Ya hayat kurtarıyor. Ne güzel. Beliniz kırılmayacak. Efendim. Evet. Siz yaptınız Marmara'da yapan... Bir yaptınız bakalım, mı? Bir bak merak ettim. Nasıl evet, oluyor? Gerçekten engelliyor mu? Sabahleyin gelirken yaptım mesela. Kızım da diyor ki anne diyor Feridun Hoca'dan gördün değil mi diyor. Ya.
Siz yaptınız mı? Çantanızda mı? Şey, engelliyor mu? Evet. Engelliyor değil mi? Tabii ya, canınızdan önemli mi? Aynen öyle vallahi. Takın çorabı. Oo. Evet, şimdi bu konuyla ilgili bir de bir görüntülerimiz var. Bir görüntülerimizi görelim, ondan sonra devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Karadeniz burada. Gel abi. Buyurun. İki dövere. Karadeniz burada. Gel burada. Gel burada. Taze, taze. Bakın hayvanlar ne kadar güzel yardımlaşıyor. Köpek o kedi yavrularını beslemek için meğerse o balıkları alıp götürüyormuş. Kedi yavrularını besliyor. Bizler de komşularımıza böyle sıkıntıda olanlara ve hayvanlarımıza sahip çıkalım. Ne olursun çok büyük sevaptır. Sakın ihmal etmeyelim can kardeşlerim dedikten sonra bugün sizlere çok özel bir misafirimiz var. Özel bir misafirimiz. Gel bakalım fıstık. Gel bakalım. Böyle önceden de hazırladık kendisini böyle çok güzel bir şekilde. Harika. Acaba ne yapacak ay, bize? Ne yapacaksın sana bugün bize? Köfte. Köfte yapacak bugün bize. Beraberce yapacağız bakalım Serap ablasıyla. Serap ablası bak bir de sana bir hediyesi varmış. Görüyor musun böyle resim çizmiş. Ay çok güzel, bu biziz. Evet. Evet bu ben. Bu sen, bu Sude, bu da ben. Hı-hı. Bak evet. Ben ne kadar mutluyum. Evet Feridun ben de çok sen kızgınım. De çok, sen de çok. Evet şimdi o zaman hemen kızımızdan vakit geçirmeden. Ne güzel, onun demek ki zihninde böyle bir şey uyandırabilmişiz. Böyle çok bir şükür, mutlu çok bir şükür tablo uyandırabilmişiz. Şükür, Allah herkese nasip etsin. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım şu köfteye bir başlayalım. Hadi gel başlayalım. Çok güzel bir köfte yapacağız size. Liva, Liva dur anlamını soralım. Kesin biliyordur. Liva, Feridun Bey. Tutalım mikrofonu bir. Liva ne demekmiş? Dur. Ne demek Liva? Liva bayrak sancak anlamına geliyor. Ay çok güzelmiş isminde. Çok güzelmiş Livacığım. Hadi gel köftemize başlayalım şimdi. Şimdi Feridun Bey nasıl yaptı? Nasıl yapalım? Şimdi yapıyoruz. Birazcık yapıyoruz. Hayır. Şöyle kızım, bir basamağı kızım, mı çıkarsak basamak, acaba? Bizim basamağı getirin hemen. Evet. Basamağı çıkaralım şimdi. Biraz boyu kısa şimdi, kaldı da o yüzden. Köfte, köfte için önce ne lazım? Kıyma, et lazım. Değil mi? Kıyma lazım. Kıyma ondan lazım. Sonra soğan lazım. Ondan sonra şimdi bir püf noktası söyleyeceğiz. Köftenizin güzel olması için, yumuşak olması için çok güzel bir şey daha katacağız. Acaba ne katacağız? Evet. Hemen onu da şey yapalım. Kurumaması getirin için değil mi? Böyle takır evet takır olmaması için. Güzel olması için, yumuşak güzel olması için. Hadi, hadi Livacığım sana basamağı çıkartalım. Tamam. Tamam. Burada iyisin değil mi burada? İyisin değil dur mi? Dur o zaman şöyle yaparsak tamam, daha mı rahat edeceksin? Dur bakayım in bir dakika. Şöyle gel. İyisin değil mi şimdi? Tamam. Şimdi hemen başlıyoruz. Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Önce kıymamızı ben koyuyoruz. Ben size yardımcı olayım. Kıymamızın birazcık köftelerde yağsız kıyma iyi olmaz haberiniz olsun. Köftenizde birazcık kıymanızın
yağlı evet. olmasında yarar var. Hatta köftenizin biraz yumuşak olması için dana kıymasına birazcık da şey katmanızda. Evet, yarım kilo kıymamız var. Evet, dana kıymasına biraz da kuzu kıyması kattırmanızda yarar vardır, haberiniz olsun. Şimdi ne koyuyoruz onun içine? Ne koyuyoruz? Bir fincan galeta unu koyuyoruz. Galeta unu da kendiniz evde yapabilirsiniz. Bayat ekmeklerinizi kızartınız. Onu güzel. Şöyle yaya yaya koy bakalım şöyle. Aferin. Aferin, aferin. Harikasın. Serap teyzen gibi, Serap ablan gibi yapmıyorsun. Böyle hort diye ortasına koyardı. Sen ne güzel yaya yaya koydun. Çok aferin güzel koydun. Canım benim. Evet, şimdi soğanlarımızı koyalım bakalım. Ay küçücük elleriyle. Aferin. Harika. Soğanlarımızı da koyduk şöyle. Evet. Harikasın. Çok güzel. Evet, devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Püf noktasına gelelim mi? Püf noktasına sonra gel. Dur hemen püf noktasına. Tamam. Korkuyor ben ondan önce söylerim diye. Hemen benden önce söylemek için gelelim. Bunu nereden öğrendin püf noktasını? Ben her şeyi senden öğrendim. Ah, tamam canım da yani. Benim, ben de senden öğrendim. Tamam hadi koy. Tamam. Maydanozlarımızı da koyduk. Evet, yarım ne kadar maydanoz? Yarım demet kadar maydanoz da koyduk. Başka ne koyuyoruz? 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Zeytinyağı da köftenizi yumuşak yapmasını sağlayacak, kurumasına mani olacak. Evet. Onu da koyduk şöyle. Evet. Koyduk. Tamam. Sonra kızım şimdi, koysun, evet, kızım koysun. Sen koy hayatım. Bir tatlı kaşığı tuzunu atalım. Vererek çok güzel. Biraz az oldu. Biraz daha atalım. Çok az daha, biraz daha atalım. Tamam. Harikasın. Tuzumuzu attık. Bir çay kaşığı da pul biber atacağız. Şimdi çocuklarınıza yaptığınızda acı olmasını istemiyorsanız bu pul biberi çok az koyunuz. Ona göre dikkat ediniz. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Yeter. Ama bizim çocuklarda sıkıntı olmuyor derseniz çok çok koyabilirsiniz. Karabiber de aynı evet. şekilde kokuyu verir ama acı olmasını istemiyorsanız az koyun. Bak kızım ne kadar güzel, hemen az koydu. Acı evet. olmasını istemiyor. Geldik. Kimyon çok önemli. Köftenizde buna kimyon çok, çok önemli. Etin hazmını da kolaylaştırır. Kimyonu ne kadar bol koyabilirseniz o kadar iyidir. Kimyonu bolca koyun. Koyun. Birazcık daha koyun. Birazcık daha istiyorum. Birazcık daha. Evet. Şimdi biz size bakın bu köftede bir değişiklik yapacağız. Çocuklarınıza böyle eline verdiğiniz kuru yemişi güzel yemiyorlar mesela. Yer fıstığı olabilir. Fındık olabilir. Ceviz olabilir. Biz bunun içine... Bir, fındık koyalım. Ne kadar koyalım fındık? Bir tatlı kaşığı. Bir çorba kaşığı da dolu dolu fındık tozu koyuyoruz. Koy. Koy bakalım. Koy. Korkmadan koy. Birazcık daha koyun. Bu da güzel bir tat verecektir. Evet. Koyduk. Fındığımızı da koyduk. Şimdi kardeşlerim bunu da hep toz halinde. Birazcık da fıstık koyuyoruz bunun içine. Toz halinde. Yay Oo. Böyle. Bir değişiklik yaptık kardeşlerim. Hani dolmada falan kullanırsınız ya, çam fıstığı vardır. Bu dolmalık çam fıstığı, dolmalık fıstıktan. Ondan da şöyle bir çorba kaşığı koyalım. Hadi koy bakalım. Kızın eline çorba kaşığı vermiyorsun, ondan sonra tutuyorsun öyle. Şöyle çorba kaşığı şunu versene şöyle. Şöyle çokça, Dök. Çokça. Evet, tamam. Bunu da koyduk. Bir de bunun içine kuş üzümü dediğimiz küçük üzümlerden de koyacağız. Değişik bir köftemiz olacak. Yapın, deneyin. Çocuklarınızın çok beğeneceğine imzalı senet veriyorum. İstersek evet. üzüm koymaya da biliriz. İstemeyene koymayabilirler ama fıstık çok lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. Evet, ona garanti Şimdi, veriyorum yani. Şimdi Serap Hanım'ın püf noktasını hadi sen söyle, ben söylemiyorum. Evet, ben mutlaka böyle... Hadi sen söyle. Söyle. Bir çay kaşığı da yoğurt. Evet, bu yoğurt ne sağlıyor? Yoğurt. Daha yumuşak olmanızı, köftenizin daha yumuşak olmasını, daha güzel olmasını sağlıyor. Şimdi evet, bir çorba. Mutlaka bir çay kaşığı da yoğurt koyun köftelerinize. Aradaki farkı göreceksiniz. Çok çok daha lezzet veriyor. Daha yumuşak oluyor. Evet. Biraz da karbonat koyuyorsunuz. Bravo. Azıcık da karbonat koyanlar var. Karbonatı hemen söyleyelim. İnegöl köftelerinin de, o İnegöl dediğimiz köftelerinde muhakkak karbonat koyarlar. Evet, biraz onun lastikleştiriyorlar biraz... mı? He? Lastikleştiriyor mu birazcık? Biraz. Evet. Koyalım mı koymayalım? Ne koyuyoruz? Karbonat. Peki çok İster az misin? Karbonat koyun. Çok Hadi az koyun. Hadi minnacık. Livan'ın annesi söyledi diye. Birazcık daha koyduk. Koyalım. Tamam. Yeter. Evet çok güzel. Evet biraz da Liva yoğursun Feridun Bey. Şimdi yoğurtturacağım. Tamam. Hadi yoğur bakalım. Köfteyi. Yerim senin ellerini. Ay Allah'ım yarabbim nasıl şeker yoğuruyor. Aferin be. Ya çocukları böyle gerçekten mutfağa teşvik etmek gerekiyor. Canım köftene bak yani. Bu da artist abi kameralara bakarak yoğuruyor. Köftene bakarak yoğuracaksın biraz. Kameraları kaçırmıyor diyor. Maşallah. Aferin benim kızım. Aferin sana. Aferin. Çok güzel. Köftenizi kardeşlerim ne kadar çok yoğurursanız o kadar, o kadar iyi. Olur.
Ne kadar çok onunla böyle haşır neşir olursanız o kadar iyi. Sakın bunu ihmal etmeyiniz. Bolca köftenizi yoğurunuz. Mutfakta zaman geçirmek çok önemli değil mi? Çocuk hatta olarak yoğurup bekletip biraz sonra bir daha gelip yoğurduğunuzda ne kadar köftenizin lezzetli olduğunu göreceksiniz. Böyle köfte ustaları alırlar böyle köfteyi böyle diye böyle arada atarlar ki ezilsin diye. Korktu mu çocukcağız? Ben nereye geldim dedi. Ne yapıyorlar? Güzel gidiyor mu güzel kızım? Evet. Aferin. Annenle yemek yapıyor musun mutfakta? Bak evet. İşte çok güzel. Ve mutfakta annelere buradan da söyleyelim değil mi Feridun Bey? Hiç kızmamak lazım çocuğa. Doğru. Yoksa ömür boyu elleme, dokunma soğuyor. Dememek evet. Lazım. Ne güzel, ne güzel. Ben bir keresinde onun çorbasını karıştırıyorum. Aferin. Aferin sana. Aferin. Ne çorbası yapmıştınız? Yoğurt çorbası. Oo, ne güzel yoğurt çorbası. En çok sevdiğin yemek hangisi? Hepsi var. Hepsini seviyor benim kızım. Şimdi kardeşlerim, malzemeyi bir daha say Serap Hanım. Evet sayıyorum. Yarım kilo dana kıymamız vardı. Bir fincan galeta unu, bir adet kuru soğan, bir çay kaşığı yoğurt, yarım demet maydanoz, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı yer fıstığı, bir tatlı kaşığı toz fındık tozu koyduk. Bir tatlı kaşığı dolmalık fıstık, bir tatlı kaşığı kuş üzümü. Bu fıstığı biraz kavurup sonra toz haline de getirebiliriz değil mi? Tabii dolmalık tabii fıstığı. O da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Hangisi ise ama bu diri diri ağzınıza gelsin diye daha güzel olsun diye biz öyle bir şey düşündük. Evet tepsimizin içine de şöyle büyük büyük yapıyoruz. Ha, neden o bir kadar tane büyük 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 yapıyorum hamburger için yapıyorum. Ha hamburger kardeşler, yapıyoruz çocuklar böyle için. Böyle saat saat uğraşma hadi sen de yap bakayım bir tane yap. Hemen yap. Şöyle avucun içi kadar al bakayım şöyle. Yalnız bunu böyle ne kadar ezerseniz Allah o kadar güzel Allah pişer. Aklınızda olsun. Tamam. Heh. Bak 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 yanına koymayı ne da biliyor. Kadar bak güzel ne kadar güzel ya. Oldu. Aferin benim kızıma. Bu da kızımınki. Hemen koyalım. Hemen harikasın pişireceğiz. Ya. Şimdi de yiyeceğiz bakalım. Yiyeceğiz bakalım. Aferin, aferin. Ay bu köfte güzel olmaz mı ya? Bence böyle de, güzel bence enerjilerle de. Yapılınca. Bence de. Güzel kızımın enerjisiyle yapıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Harika. Evet köftelerimizi böyle diziyoruz. Feridun Bey pişer mi o kadar büyük köfteler? Göreceksin be, hem çok güzel pişecek Serap Hanımcığım. Şimdi Anadolu'dan bir görüntülerimiz var. Biz bu köfteleri hazırlarken Anadolu'dan görüntülerimizi görelim. Programımıza devam edelim. Şimdi bastıralım biraz daha üstüne. Tamam. Şimdi ne yapacağız Feridun Bey? Orada köftelerimiz olurken... Hadi evet. Gel burada başka şimdi sevgili kardeşlerim geçen gün Hijyen Derneği denilen Hijyen Kurumu denilen bir kurum tarafından bir bildiri yayınlandı. Bir araştırma sonucu bu. Araştırma sonucuna göre hem biliriz ki hep biliriz ki işte tuvaletler çok pis deriz, şu deriz, bu deriz. Tuvaletten sonra ellerinizi yıkayın evet. Deriz. Evet. Ama onunla özellikle ilgili özellikle ümumi tuvaletler yani evet. Herkesin kullandığı evet, tuvaletler. Tabii, tabii. Evet. Onunla ilgili sıkıntılarımız var. Bir de bir haberimiz var. Onu izleyelim. Ondan sonra size anlatacaklarımız var. Biraz dikkat etmeniz gereken püf noktaları var. Cep telefonu, bilgisayar klavyesi, çantalar, anahtarlar. Kısacası dokunduğumuz her şey mikrop yuvası. Oo, tam üstüne bastınız. Bakın benim burası. Ondan oldu. Berbere gittim bir anda saçım o hali aldı yani. Demek ki kullanılan makası şey yapmıyor yani dezenfekte yapmıyor. Büyük ihtimalle ondan oldu yani evet. Araştırmayı hijyen konseyi yaptı. Temas edilen tüm eşyaları mercek altına aldı. Kutudan içmiyorum en azından onu biliyorum. Restorandaki menüye dökülüyoruz tabii ki doğru. Lokantalardaki menülerde hiç masum değil. 185 bin bakteri bulundu. Yani tuvaletten 100 kat daha fazla. Dezenfektan da var yanımda. Ayrıca ıslak mendil vesaire ama her zaman da çok dikkatli olmuyoruz maalesef. Genelde çantamda ıslak mendil ya da kolonya. Onları koyuyorum. Boz suyla yıkansa bile tükettiğimiz birçok yiyecek de oldukça kirli. Özellikle uzun süre bekleyen çiğ köfte ve fast food yeşillikleri bakteriler için bulunmaz yuva. Hijyen olduğunu ne kadar olduğunu bilmiyoruz zaten. O ne kadar hijyenik değil onları bir bunlar sadece kendileri biliyor. Kamu binaları ve hastanelerdeki trabzanlar da en kirliler arasında. Sürekli silinse bile gün içinde birçok el trabzanları tutuyor. Sık sık ellerimizi yıkıyoruz. Yani buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Mecbur dokunmamak gibi lüksümüz de yok.
Otobüse binince tutmayacağız mı bir yerden? Günde yüzlerce kez el değiştiren otobüs tutacakları da mikropların dostu. Kimi kendine göre çözüm bulsa da tutunmadan seyahat etmek oldukça güç. Mecbur tutmak zorunda kalıyoruz. Düşeceğiz yoksa. Tutmasak da olur yani, fark etmez. Nasıl gideceksiniz? Abi böyle. Boy uzun. Ve paralar. İster kağıt ister metal. Paralar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Parayla ilgili hijyeninizi nasıl sağlıyorsunuz? Vallahi hiç sağlamıyoruz. Hiç sağlamıyoruz. Alıyoruz devam. Vallahi bir şey yaptığımız yok. Akşam gidince ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Kirliler listesinde el kurutma makineleri de var. Ortak kullanım alanlarındaki lamba düğmeleri de. Güzelleşmek için gidilen salonlardaki havlu ve aletler de nemli kaldığı ve birçok kişi tarafından kullanıldığı için oldukça kirli. Evet kardeşlerim, sen devam et Serap Hanım, neler kirliymiş. Haberlerde diyorlar ki duyduğumuz gibi 185 bin bakteri. Ne demek ya 180 bin baş? Şimdi çok fazla İnanılmaz oluyor. İnanılmaz yani. Peki gerçekten en çok nerelerde varmış? En çok nerelerde varmış? Kutu kolalarda varmış. Ay, pardon, şimdi kardeşlerim böyle kutu evet, içeceklerini mümkün olduğu kadar içmeyeceksiniz. Nedenini anlatalım. Bak dış şimdi böyle açtığınız zaman bakın. Bakın ne olursa olsun buralarına bulaşıyor. Gördünüz mü? Siz de buradan içerken ne yapıyorsunuz? Ağzınızı buraya dayıyorsunuz. Bunlar sokakta geziyor. Dışını size yıkayıp getirmiyorlar ki. Anlatabildim mi? Peki mümkün içerken kadar... yıkayacak mıyız önce? Önce güzelce yıkayacaksınız. Ondan sonra bardağı boşaltacaksınız. Yani ya da yıkadıktan sonra içebilirsiniz. Ama bakın ne kadar kenarlarını bulaştı hemen bakın. Evet, o siz tekrar yerinden bu da buraya geliyor. O mikropları aynen da almış oluyorsunuz. İşte kış günü ishal nasıl olunur? İşte aldın buradan mikrobu, oldun ishal. Anlatabildim mi? Bu bir. İki. Hastane ve kamu binaları trabzanları dedik. Evet. Evet. O hastanelerde tutulan, kenar tutulan yerler çok önemli. Otobüslerde o tutulan yerler önemli. Dolmuşlarda, şunlarda, bunlar herkesin ellediği yerlerde birazcık fazla mikrop var. Sabunu iyi kullanmayı bilmiyoruz. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi sabunlama şeyimiz biraz yok. Buna özellikle İyi de o tuvaletlerin oradaki musluklar acaba temiz mi? Evet. Ha, o sabun temiz mi bakalım? Bravo, yani çok doğru bir şey söyledin. Yıkayalım mı yıkamayalım mı? Bir dakika hemen anlatıyorum. Öyle hazır sabunlar varsa o sabunu şöyle biraz suya tuttuktan sonra ellerinizi yıkayınız. Ama tercihen mümkün olduğu kadar şimdi var toplu yerlerde sıvı zeytinyağlı sabun. Ama bak diğer sıvı sabunları da çok fazla, bazı içinde deterjan özellikleri tabii var. Ellerinizi çok kurutuyor. Elleri. Kolonyalı mendil dedi mesela birisi. Kolonyalı mendil de iyi değil. O da ellerimizde böyle kaşındırıyor, şey yapıyor. Mümkün olduğu kadar zeytinyağlı sabun kullanmaya çalışınız. Doğal sabunlar kullanmaya çalışınız. Bu çok önemli. Buna dikkat ediniz. Evet, kuaförlerdeki kurutma makineleri dedik Feridun Bey. Kuaförlerdeki kurutma makineleri, el kurutma makineleri. El kurutma makineleri. Kuaförlerdeki havlular dedik. Sadece biraz kuaförlerde önce değil Serap Hanım. Kuaförler şimdi adamları suçlamayalım. Ya suçlamayalım ama haberlerde öyle geçti yani. Neyse, kuaförlerde kullanılan nemli havlular diye geçti. Bazı yerlerde böyle havlu asıyorlar. Bazı yerlerde havlu asıyorlar. İşte lokantalarda olsun, Serap Hanım dediği gibi şeylerde. Muhakkak güvendiğiniz, bildiğiniz yerde bu havlularda da çok büyük pislik barınıyor. Evlerinizde de bunlara özellikle dikkat ediniz. Çok enteresan bir şey çıkmış. Lokantalarda getirilen yemeğin liste kağıtlarında da bunlar çok çıkabiliyor. Enteresan. Buradan da dikkat ediniz. Televizyon kumandalarında çok çıkıyor. Bilhassa toplu olan yerlerde, o gittiğiniz otellerde bunlar da çok çıkıyor. Evet. Evet. Peridim maalesef paralar... en çok çıkan mikroplardan birisi de kağıt paralarda ve demir paralarda çok fazla mikrop çıkıyor. Bunlarla çok fazla oynamayı şey yapmayız. İşiniz bittikten sonra dikkat ediniz. Parayı sevin de değil mi? İçten sevelim evet. Paraları. Kalpten. Parayı sevelim de ellemeyelim fazla. Kardeşlerim ben öyle büyük alışveriş merkezlerinde falan tuvalete girip çıkıyorsam muhakkak kapıyı elime birazcık kağıt peçete alıp onunla açıyorum. Mümkün olduğu kadar kağıtla tutmaya çalışın. Ya da kağıt peçete yok. Şurada bir gösterebilir misiniz İbrahim Bey? Şurayı bir gösterebilir misiniz? Burası belli bak. Çok kullanılan yer. Buradan açmıyorum kapıyı. İmkan varsa mesela hiç kullanmayan bir yerden tutuyorum. Kağıt da yok elimde. Hiçbir şey yoksa hiç kullanmayan bir yerden tutup açmaya çalışıyorum. Burayı herkes tutuyor. Herkes buradan açıyor. Ben hiç kullanmayan bir yerden açmaya çalışıyorum. Hiçbir yer olmasa yukarısından açmaya çabalıyorum. Kağıt peçete yoksa öyle dikkat ediyorum. İnanın çok enteresan kardeşlerim. Yani hakikaten bununla ilgili çok fazla mikroplar var.
bir B hepatit denilen bir sarılık mikrobunun birçok şeyini tuvaletlerde iyi taharetlenmenin, iyi elleri yıkamadığın yüzünden bulaştığı anlaşıldı. Sarılık mikrobunun. Hı hı. O yüzden onu da biz hastanelerde evet. bildiğimiz için buna çok dikkat ediyoruz. Musluk ben başlarında size, falan olduğunu evet, duymuştum elektrik ben. Düğmeleri birçok ortak kullanılan yerlerde değil mi? Yerlerde evet. elektrik düğmeleri. Tuvaletlerdeki musluk başlıklarında çok haklısın. Evet çok tuvaletlerdeki haklısın. Musluk başlıklarında da hı hı. yanınızda muhakkak kağıt mendil taşın. Muhakkak kağıt mendille açın mümkün olduğu kadar. Sizi çok fazla obsesif yapıp korkutmayan evet. ama dikkat etmenize yarar var. Kardeşlerim ben bir şey daha söyleyeceğim. Evinizde bu açık kürdanları kullanınız. Ama lokantalarda bu açık kürdanları kullanmayınız. Hmm. Bakın aa, evet. bir olay anlatacağım size. Bir olay Amerika'da olmuş bir olay Amerika'da. Bir zamanlar biliyorsunuz AIDS denilen hastalık çok fazlaydı. Ama çok ilgi yoktu. Yani doktorlar, sağlık teşkilatı çok ilgilenmiyordu. AIDS'ler tenzih ediyorum yani böyle bir şey yapanlar ama Amerika'da olmuş bir olay. AIDS'ler ne yapmışlar? Hepsi gitmişler böyle açık yerlerde başka insanlara da bulaşsın. Bu hastalık yayılsın ki ilgi çoğalsın ki tedavisini arasınlar diye. Bunları böyle karıştırıyor, dişine batırıyor, kanatıyor arayı. Onu getiriyor bunun içine koyuyor. Ondan sonra sen alıyorsun dişini karıştırırken oh mis gibi alabiliyorsun mikrobu. Haberiniz olsun. Böyle bir olay anlattılar. Bu olmuş bir olay. Görülmüş. Kasten burayı kanatıyor. Kanattığı zaman burada kalıyor. Sen buraya koyuyor. Ondan sonra sen geldiğin zaman da mis gibi onu kapatıyor. Ay bir kapa- de olmasa bile mesela yani yapıyorsa dedik, ya ben, bile karıştırıp oraya koyuyorsa bile işte, sonra senin alman ama bile. Ama o kötü niyetle yani hastalığı şey yapmak için ben size diyorum ki kürdan kullanacaksınız doğrudur diş temizlersiniz. Kapalı olanlarını kullanın. Açık olanlarını kullanmayın kardeşim. Hı, artık böyle bizim jelatin içinde var. Ağzınıza hı. sağlık. Evet. Elinizde dikkat edebilirsiniz. Şimdi bütün bu klimaları söyledik. Bunları söyledik. Daha evet bizim aklımıza yeşillikleri gelme. De söyleyelim. Hemen yeşilliklerin çok güzel yıkanması lazım. Evet. Dışarıda yediğiniz. Yeşillikleri çok güzel yıkanması lazım. Buna özellikle dikkat ediniz. Ama ben size evinizde muhakkak bunu uygulayın. Sebzelere, meyvelere uyguladığınız gibi. Bütün evinizde yapacağınız her şeyi uygulayabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Bakın kolay bir şey söyleyelim. Böyle bir kabın içine suyunuzu attınız. Bunları da attınız. Muhakkak bunun içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar sirke koyun. Sirkenin mikropları öldürücü özelliği çok fazla. Bakın böyle sirke koyun. Bu da çok güzel öldürücü bir etki. Kardeşlerim yeni önümüzdeki günlerde daha da ilerleyecek göreceksiniz. Küçük ozon makineleri çıktı. Bu ozon makinelerin özelliği pisliği öldürücü, mikrobu öldürücü özelliği var. Birçok yerde bulabilirsiniz. Bunu böyle küçük düğmesine basıyorsunuz. Sebzelerinizin içine koyuyorsunuz. Bakın şöyle göstersin. Bu suyun içine ozon veriyor. Ozonun da mikrop öldürücü özelliği fazla. Dolayısıyla buradaki mikropları temizleyici özelliği var. Biz mesela evimizde bunda su içiyoruz. Ozonlu su içiyoruz. Bütün her şeylerimizi ozon kullanıyoruz. Böyle küçücük makineler çıktı şimdi. Bunlar tedavi ozonu değil. Bunlar temizlikle ilgili ozonlar. Mesela bu suyu yap, bununla yerde silebilirsiniz. Mikropları öldürme özelliği var. Böyle makineler de var. Aklınızda olsun. Bulursanız birçok yerde de bunların satışları başladı. Çünkü artık evet, ömür boyu kullanırsınız evet, yani evet. değil mi? Her şeye. Evet. Bunu ozonlu suyla da silmek. Ama ozonlu deyince hani bir marka var o değil. Bizimki yer silme değil. Bu havadan oksijenli bir su. Yani o Konya'da birisi çıkmış demiş ya bırak bu Feridun Hoca'yı demiş. Ben demiş çok güzel ozon yapıyorum demiş. Almış o bir çamaşır suyuyla yağı karıştırmış al demiş. Dünyanın en güzel ozonlu su, yağı oldu demiş. Böyle yaralar açılmış. O insanlar bizi aradılar. Öyle bir şey değil. Sakın ha ona dikkat ediniz. Yani gaz oksijeni değil mi? Oksijenin evet. abisi olan. Oksijenin abisi evet. olan ha. işte bu makinede bir, gördüğünüz böyle. Ozon gazı. Şöyle çıkıyor mesela. Bu buraya şimdi güzelce ozonunu veriyor. Nereden alıyor bunu? Buranın oksijenini alıp kuvvetlendirerek veriyor. Hı hı. İçinde özel bir sistemle. Bu temizleyerek. Temizleme özelliği çok fazla. İnternetten de bakabilirsiniz. Çocuklarınıza gösterebilirsiniz. Evet, dedikten sonra. Hamburgere dönelim mi? Köftelerimiz oldu mu? Köftelerimiz oldu. Oo, gel bir tanem. Gel. Hazırmış. Gel aşkım gel. Gel küçük tatlı kız gel. Şimdi ne yapıyoruz? Gösterelim hemen. Gel. Evet. Çocuklarımıza köftelerimizi yaptık. Sonra böyle her yerde bulabileceğiniz güzel hamburger ekmekleri var. Onların içine koyarsanız daha çok heveslenir çocuklarınız.
Böyle içine köftesini de koyalım şöyle. Yalnız tabii bizim bu ekmekler dünden kalmış. Hemencecik çatlıyor patlıyor. Peki bunu böyle mi verin? Böyle bir ısıtın. Mümkün olduğu kadar içine marul gibi bir şeyler turşu koyunuz. Turşu koyun. Turşu koyunuz. Evet. Bir de Serap Hanım dediği doğru, ekmekleri kullanmadan önce birazcık teflonda ısıtabilirsiniz. Ya da tost makineleriniz varsa evde, onunla ısıttıktan sonra verirseniz çok daha güzel olacak. Bunu evet. En güzel hak eden kim? Beyaz peçeteler mi? Peçete vereyim. Tabii ki de Liva. Evet. İçine bir de... Soğan da koyabiliriz. Soğan da koyabiliriz ama marulumuz dur. Marul da koyabiliriz. Marul koyacağız. Sen şey yap. Yemeğe onu vere dur. Evet. Sen bunu iyiye dur. Tamam. Canım benim ya. Evet, içine şöyle tereyağı da sürebilirsiniz. Hamburger ekmeğinin içine tereyağı tabii, sürebilirsiniz. Tabii. Önceden onu yumuşatabilirsiniz. Evet, bir de dur, hamburgerciler soğanı şöyle karamelize hale getiriyorlar. Üstüne çok az şeker atıyorlar. Öyle de yapabilirsiniz. Her türlü garnitür yapabilirsiniz. Bunları güzelce kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama önemli olan köftenin besleyici özelliği. Köftenin içindeki kuru yemişler önemliydi. Bunun üzerinde ilişki olsun göstermiştik. Seyircilerimize bir ikram edelim. Biraz sonra seyircilerimizin fikrini soralım. Nasıl oldu, beğendiler mi beğenmediler mi diye seyircilerimize fikrini soralım. Evet, şimdi kardeşlerim. Bir görüntülerimiz var. Bu görüntülerimizi görelim. Ondan sonra da size kabızlıkla ilgili neler yapmamız gerekiyor, onları anlatmaya başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi yavrularımızla köpeklerimizi gördük. Yalnız ben size bir tavsiyede bulunayım. Ne kadar eğitimli de derseniz, ne kadar da şey derseniz de köpekle yavruları tek başına yanında olmadığınız zaman pek bırakmayınız derim ben. Dikkat ediniz, çünkü eğitimlidir, hoştur ama ne olmaz, çocuk ona bir ters bir şey yapar, o da canhaviyle bir şey yapar, bir sıkıntı olur diye pek yalnız bırakmayın derim. Siz evet, yanınızdayken muhakkak ilgilenin, yanınızdayken olsun derim. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Yani sizin dilinizde, kalbinizde ne varsa o vurur. Bunu unutmayacağız.
Şems-i Tebrizi biliyorsunuz. Mevlana'yı Mevlana yapan, Mevlana'nın can arkadaşı, can dostu. Konya'ya gidenler muhakkak Mevlana'yı ziyaret ettikten sonra orada sorsunlar, hemen gösterecekler. Çok yakın, yürüme mesafesinde Şems-i Tebrizi'yi de muhakkak ziyaret edin. Kendisi de oraya çok yakın bir yerde. Muhakkak kendisini de ziyaret edin can kardeşlerim dedikten sonra... Kalp gerçekten her şeyin aynası. Dilin de aynası, değil mi? Yani evet. Ne varsa dilden mutlaka o çıkıyor. Evet. Gözler de öyle. Şimdi sevgili kardeşim, biraz sonra Serap Hanım bize güzel bir kahve yapacak ama ben size bir ishal olduğunuzda, yani bağırsaklarınız çok hızlı çalıştığında, siz de evde kolayca uygulayacağınız ve muhakkak yapmanız gereken bir şey söyleyeyim. Kardeşlerim hepiniz biliyorsunuz ishal olduğunda neler yiyeceğiz? Neler yiyeceğiz ishal olduğumuzda? Ben genellikle patates haşlaması yapıyorum. Patates haşlaması, evet. Güzel. Pirinç lapası. Pirinç lapası. Yo, şey, limon katıyoruz. Şeye. Kahveye limon kahveye katıyorsun. Limon güzel. Katıyoruz. Muz yiyorum ben. Muz. Hı. Tamam. Ben de muz yiyorum. Tamam. Nar kabuğunun çayını yapıyorum. Nar kabuğu çayı doğru. Narın çekirdekleriyle beraber yemek doğru. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben size o zaman kardeşlerim saydı. Nar kabuğu. Biz de ishale iyi gelen şeyleri sayalım. Zencefili balla karıştırıp yiyiniz. Zencefili balla karıştırıp yiyiniz. Havuç, pirinç suyu, muz, elma ve elma sirkesi. Mikrobik bir durum varsa onu da öldürüyor. Aklınızda olsun. Kendinizin evde yaptığınız sirkelerden kullanabilirsiniz. Çok önemli. Yoğurt diyoruz. Maden suyu diyoruz. Karanfil diyoruz. Patates diyoruz. Pirinç lapası diyoruz. Bakın. Çok kolay. Hemen yapabileceğiniz bir şey söylüyorum. Kardeşlerim. Yoğurdu muhakkak maden suyuyla yapınız ayranınıza. Yoğurt aldık. Bu nasıl yoğurtmuş ya? Bu ne ya? Bunu ayran yapmışlar. Biz yoğurtla yapacaktık. Yanlış konmuş. Peki. Bir tahta şeyini. Tamam. Buyurun. Şimdi yoğurdumuzu aldık. Kardeşlerim yoğurdumuzu aldık. Bunun içine su koyacağız ya. Su yerine maden suyu koyunuz. Hı hı. Neden? İshal durumunda vücudunuzda mineraller kaybediyorsunuz. O yüzden sıkıntılar oluyor. O yüzden başınızda dönmeler oluyor. Midenizde bulantılar oluyor. Ona mani olmanın çaresi de maden suyudur. Ayranımızı muhakkak maden suyuyla yapacağız kardeşlerim. Ayranımızı maden suyuyla yapacağız. Bitti mi? Bitmedi. İshalde çok güzel bir çözüm daha var. Bu da Evet, bu çözüm gerçekten harika. Karanfil. Bakın dikkatli mükemmel dinleyin. Mükemmel bir nimettir. Evet. Kaç kişiye söylediysek herkes hepsinde çok fayda gördü. Karanfili nasıl kullanacaksınız? 3 tanesini havanda dövüp toz haline getirip yoğurda karıştırıp yiyebilirsiniz. 3, 6 yani her öğünde olmak üzere 3 öğlen, 3 akşam, 3 gece yatarken olmak üzere ya. 3 ile kesmedi 4'e kadar çıkabilirsiniz. Günde 15-16 tane kadar yapabilirsiniz. Biz de diyoruz ki bu ayranınızın içine yaklaşık 3-4 tane şeyi bir karanfili ezin. Bir çay kaşığını doldurmadan şöyle bunun içine bir de karanfil tozu koyun. Ezilmiş karanfil koyun. İshal için mükemmel bir nimettir. Aklınızda olsun. Her yerde kolayca uygulayabileceğiniz. Onu söyleyecektim. Ben tozunu bulamadım derseniz elektriklerimizde birazcık arıza oldu. Ondan dolayı hemen gelir şimdi. Havanda dövün bu karanfilleri. Öyle atın bunun içine. Havanda iyice dövün. Bakın şöyle hemen yapalım onu da. Bakın kardeşlerim şöyle ya yaptık. Her yerde bulabilirsiniz. Çok kolay bir çözüm. Değil mi? Bazen insanın başında yollarda falan da gelebilir. Allah korusun. Evet. İşte bu karanfilleri böyle havanda ezdik. Ezdikten sonra bu maden suyuyla hazırlanmış ayranımızın içine bunları da atıyoruz. İşte kardeşlerim bunu yapınız, göreceksiniz her türlü ishal vakasında çok iyidir. İshalin en önemli ilacı nedir? Su içmek. Sudur. Su içmezseniz olmaz. Bu suyu tercem ayran şeklinde, mineralli maden suları şeklinde. Türkiye'miz bir maden suyu cenneti. Bir sürü markalar var. Hepsi de doğrudur. Sadece cam şişede olanlarını tercih ediniz. Buna dikkat ediniz.
Hiçbir şikayetiniz olmasa bile her gün bir tane maden suyu içmeye çalışınız. İki de iyidir ama ben bir taneyi muhakkak tavsiye ediyorum. Maden suyu inanılmaz bir nimet. Bizim ülkemizde bu hususta cennet. Lütfen bunu... Bu yabancıların içtiği gazlı su değil değil mi Feridun Bey? Ağzınıza sağlık. Onlar sürekli gazlı dışarıda, su içiyorlar. Evet. Dışarıda içtiklerim onlar gazlı, o gazlı sular doğal değil. Onlar sentetik yapma gazlı sular. Hmm. Ama bazı yerlerde, yabancı yerlerde de söylüyorsun doğal olandan istiyorum diyorsunuz. O zaman onun fiyatı farklı getiriyorlar. Yabancı ülkelerde olanlar bilirler. Onları da hemen getiriyorlar. O da doğru, güzel bir şey. Şimdi kardeşlerim... Evet, maden suyu demişken... Kardeşlerim peki Serap Hanım maden suyu, ben de kahveye geçecektim. Bir de Anadolu'da birçok yerde yaparlar. Hakikaten fena gelmez, doğrudur. Kahvenin içine bir şöyle birazcık limon sıkarlar. Evet, hep eskiler yapar ishal evet. olan çocuklara. Şöyle. Doğru mudur? Doğrudur. Öyle bu da mi? Birazcık toparlattırır. Ha, bunlar böyle... basit ishallerde faydalıdır. Yaparlar, değil mi? Doktora gidene kadar. Siz öyle yapıyorsunuz. Doktora gidene kadar yapabilirsiniz. Bunu yalnız tozunu iyice böyle macun gibi olacak kadar yapmanız lazım. Bir iki damla daha damlat Serap. Ne dedin anne? Evet, çocuklar hani böyle o hap gibi yaptığınız zaman yeter. Daha kolay yiyebiliyorlar. Evet. Nasıl onu haplaştırıyorsun Feride? Şöyle küçücük, şöyle, bak, şöyle yuvarlayı. İyice yaptıktan sonra bak şöyle. Hı, küçücük. İşte bunu. Sonra eze. Kaç tane yiyecek mesela i̇şte bundan? İşte bir çay kaşığını yaptı. İşte şu şekilde yapıp çocuklarınıza verebilirsiniz, yutturabilirsiniz. Bu da iyi geliyor. Basit ishallerde basit bunlar ishallerde. Toparlatabiliyor. Aklınızda olsun. Keçi boynuzu tozu da koyabilirsiniz içine. Şimdi daha ben kolay şöyle olur. Tavsiye ediyorum. Keçi boynuzu tozu da iyi. Birazcık kahve veriyorum böyle. Yaklaşık bir çay kaşığı kahve. Bir çay kaşığı da keçi boynuzu tozu. Evet, böyle daha bunun kolay. Bunun içine limonla da yapabilirsiniz bunu. Yoğurtla da yapabilirsiniz. Bu da çocuklarınıza, kendinize kullanabileceğiniz ishalde güzel bir şey. Kahve demişken, Serap Hanım geçen gün bana bir kahve yaptı. Ya dedim ne yaptı bu değişik, çok güzel. Bakalım ne yapmış. Ne yaptım? Şimdi bir tatlı kaşığı kahveye, şimdi yine yapayım sana. İster misin? Ha? Hadi yap bakalım. Tamam, hadi burada canlı yayında. Bir tatlı kaşığı kahveye bir fincan maden suyu koydum. Hem de hanımlar inanılmaz köpüklü oluyor. Yani... Evet, köpük de yapamıyorsanız onda da çok etkili. Mineral oranı da çok yüksek. Kahveyi bir fincan, ne yaptın bir daha söyle. Bir tatlı kaşığı kahve, bir fincan maden suyu. Yani kahveyi suyla değil, maden suyuyla yaptım ben sana. Peki dur bir dakika dur. Heh. Sen böyle mi yaptın? Evet. Kaldın sınıfta. Neden hayatım? Önce suyu koyacaktın, sonra kahveyi karıştıracaktın. Ay fark etmez. Şimdi ay ne fark eder ya? Fark eder mi etmez mi? Vallahi fark etmez. Fark etmez. Vallahi bile fark etmez. Bak zaten karıştırıyorsun. Bence önce suyu koyacaktı. Yapmasaydım keşke sana kahve. Ya bir söyleseniz de seyirciler de hiçbir şey söylemiyorlar. Bak, hiç fark eder mi? Bir soralım bakalım. Feridun bıraktım kahveyi soracağım. Fark eder mi fark etmez bence mi? Bence fark etmez. Ay ne fark eder ya? Ocak kurur değil mi? Bence fark eder. Neyi ama fark eder hayatım? Senin bir şikayetin var mı, ben seninle ilgileniyorum. Bir dakika, neyi fark eder? Neden fark eder? Yani maden suyu, normal su. Hayır, onu demiyor, onu yok. Demiyor Feridun Bey. Ben derim ki, onu önce demiyor. Diyorum, önce kahveyi atmayacaktı, önce suyu koyacaktı. Sonra üstüne suyu da, kahveyi koyacakmış. Suyu da ocağın üstüne koyacaktı, daha gelirken de onun üstünde yavaş yavaş yapacaktı. Hayır. Şimdi kahveyi attı, üstüne su koydu. Olmaz, ısı geldikten sonra ya, karıştırılmaz. Isı değil o, hayır. daha kendine gelirken olacak. Hayır, kendine gelirken değil. Önce soğuk karıştırıp sonra konulur ocağın üstüne. Ben kahve yapayım, bir sen yap kahve. Ya iyi de hiç fark etmez Feridun. Peki sen öyle yap. Bak çayda da böyle yapıyor evde. Çayda da diyor ki önce suyu koyup sonra çayı koy diyor. Evet. Hiç fark etmiyor, hiç sevmedim onu. Peki ben de kahve yapacağım. Yok mu bir cezve? Sen devam et. Buyur Serap Hanım. Ay ben de bu kahveyi oturup kendim içerim. Bak hırslandı bıraktın, nereye gittin koydun cezveni bile bilmiyorum. Kendim içerim. Burada yap, böyle güzelce karıştırıyorsunuz Feridun Bey. İsterseniz aynen öyle ishal için bunun içine. Ya ishali bırak şimdi, tamam. Kahveye yap güzelce. Karanfil tozu da koyabilirsiniz diyeceğim. Ben şöyle birazcık da karanfil tozu kahveyi koymuştum. Kahveyi bozdun iyice, bir güzelce kahveni yap. Bak şimdi ondan sonra diyecek ki ben karanfil tozu koydum da ondan iyi olmadı evet, diyecek. Evet, ondan iyi oldu diyeceğim. Şöyle İyi oldu diyeceksin. Evet, ondan iyi Peki. oldu diyeceğim. Şöyle biraz da karanfil tozu koyabilirsiniz. Ben hiç maden suyu da yapmıyorum. Normal suyla yapacağım. Nerede benim suyum? Şöyle soğukken güzel güzel karıştırıyorsunuz. Bak şimdi şöyle esası bunun
Rutiyeli budur. Dur Feride, hiç konuşturmuyorsun beni ya. Dur. Buyur, buyur konuş. Ay, vallahi hiç konuşturmuyorsun. Edepsizliği ele aldırdınız yani. Evet, buyur Serap Hanımcığım. Yok, konuşmuyorum artık, tamam işte. Soğuk soğuk karıştırdık. Ondan sonra koyduk diyeceğiz. Ben de şimdi diyorum ki böyle ateşe koydum. Evet, ondan sonra altını da kısacaksınız. Kahvemi aldım. Niye altı kısılmadı? Ben de hiç fark etmez. Bak, dur, gördün mü? Hiç fark etmezmiş. Gördün mü? Dur, ne? Kızım bir daha mı söyle? Hiç fark etmez. Gördün mü? Hiç fark etmez. Benim dediğim doğru değil mi yavrum? Hiç fark etmez Feridun. Benim dediğim doğruymuş yani. Kahvenin rutiyeni böyle başında güzel güzel karıştırmaktır. Bak böyle böyle yapacaksın, güzelce onu iyice hayır, emdireceksin. Hayır hayır içine. Hayır hayır, kahve yapanlar bilir, öyle karıştıra karıştıra kahve mi yapılır Feridun Bey? Muhakkak ya? İlk başta karıştıracaksın. Ay, ilk başta karıştıracaksın. Ondan işte bak karıştırıyorsun böyle. Ama hayır, sen ateşte. Ateşi de yakmamışız ha. Yanıyor mu bu ateş? Yanmıyor. Kaç kere kahve yaptım Feridun? Bir de kendisi de o kadar kahveyle arası hiç iyi değildir. En çok ben çok severim kahveyi. Doğru, en çok kahveyi Serap Hanım sen, ama ben bilirim kardeşim. Tam bir kahve aşığıyım yani, hani böyle her türlü kahve kardeşim, çok severim. Kahve derken ben size Türk kahvelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Türk kahvesine itirazım yok ama yabancı kahvelere çok fazla kendinizi alıştırmayınız derim. Muhakkak Türk kahvelerini içiniz derim. Evet, Türk kahvelerini de güzelleştirebilirsiniz. İçine böyle çörek otu atabilirsiniz. Üzüm çekirdeği tozu atıyorum ben zaman zaman. Çok güzel oluyor. Karanfil tozu atabilirsiniz. O zaman da kahvenin böyle tadı da lezzeti de çok daha farklı oluyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kahveniz iyi olması için kahveyi az koymayın. Biraz bolca koyun. Her kişiye bir fincan... Sen ne yaptın? Güzel olsun diye bir çorba kaşığı koydum. Yok koymadım, az koydum. İnan ki az koydum da şimdi tekrar ilave etsem mi? Acaba bozulur diye düşünüyorum. Sen de didişeceğim diye unuttum, az koydum. Bir dakika, kim içecek bu kahveleri? Dolu dolu, dolu dolu her kişiye bir çay kaşığı, ama dolu dolu bir çay kaşığı koyacaksınız. Kaç kişilik kahve yapıyorsunuz? 4 kişilik. 4 tane dolu dolu koyacaksınız. Az koymayacaksınız kahveye. Aklınızda olsun. Tatlı kaşığı. Az koy. Tatlı kaşığı değil. Çay kaşığını dolu dolu istiyorum ben. Ya tatlı ben... kaşığı çok koydun mu çok olur. O zaman dibi iyice şey olur. Maden suyuyla evet nasıl köpük oluyor? Bir gelir misiniz ne olur? Bir gelin. Bir gelin koşa koşa, bakın köpeğe bakın. Yani köpüğü çok çok köpürüyor. Şöyle nasıl göstersem ki? Çok güzel. Bakın nasıl köpük köpük bak oldu. Sizinki daha köpürmemiş hocam. Daha köpürmemiş. Ne derler? Bulaşık suyu gibi olacak onunki. Öyle derler ya. Gazı çıkmış mı oluyor içine koyarken? Şimdi kaynadıkça yoksa... gazı da çıkacak. Tadına bakacaksınız, tadını beğeneceksiniz. Tamam, tadı güzel oluyor. Hakikaten tadı güzel oluyor. Benim hoşuma olsun gitti. Şimdi size sunarız. Evet, benimki de oluyor. Çok güzel olacak hem de. Peki ya, kahveyi koy bakalım Serap Hanım. Nasıl koyacaksın? Yavaş yavaş koyacaksın. Tabii ki de fincanın içine yavaş yavaş koyacaksın. Bak ben ne yapacağımı söyleyeyim. Ha, ben oradan alıp alıp. Buradan üç kağıtçı. Önce... Ya Allah Allah. Güzel yapmanın neresi üç kağıtçı? Şimdi ben buradan önce şöyle şeyleri alacağım. Köpükleri alacağım. Buraya güzelce i̇şte yerleştireceğim. İşte şöyle yapmanıza gerek yok. Maden suyuyla yaparsanız. Güzelce yerleştireceğim şöyle ki. Hiç gerek kalmıyor. Bol köpüklü olsun diye. Bakın nasıl köpürdü. Evet. Koy bakalım fincana Serap Hanım. Evet, şöyle yavaş yavaş dökmek de çok önemli. Ay Feridun, bütün köpükleri gitti ya. Yemin ediyorum biraz daha kaynadı da o yüzden. Ne yaptın Ahmet'tin, ne yaptın? Ne yaptın bu kahveyi? Vallahi köpüksüz oldu. Yemin ediyorum böyle olmuyor. Ya görüyor musunuz? Beni dinlemediniz. Seninki de köpüksüz oldu. Oğlum benimki çok güzel köpük. Nerede köpük hani? Bunda da köpük yok. Neden oldu? Neden oldu? Çok beklettim de ondan oldu, biraz kaynadı. Evet, hemen o anda ona almam lazımdı. Ona göstereceğiz derken kahvenin şeyini kaçırdık. Ha? Kabartma tozu atayım içine. Hemen kabartsın. Neyse, evet. Ay. Olsun evet. Ama köpüklü oluyor. Gerçekten siz deneyin. Evde yapın, görün köpüklü oluyor. Ben bunu çok kaynattım. Sen onun içine beni dinlemedin. Ne kattın? Karanfil tozu bir şey kattın. Evet, karanfil tozu attım. O bozdu orayı. Olsun, köpüğü birazcık azıcık. Şimdi sevgili kardeşlerim, reklama gitmek zorundaymışız. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Reklama gidiyoruz. Köfteyi nasıl buldunuz köfteyi? Ben çok beğendim. Çok güzel çok olmuş. Güzel olmuştu. Güzel olmuş temiz. Kesinlikle çok değişik güzel mi olmuştu? Değişik. Güzel olmuş. Çok değişik bir tat. Tamam. Güzel.
Bu ablam Iğdır'dan geldi. Bir anneye bir selam söyle. Anneciğim selamlar. Bak çok seviyordunuz. Annemin adını söyle. Halime, Halime. Halime annem Iğdır'dan bizi seyrediyormuş. Bütün Iğdırları, bütün o bölgedeki kardeşlerimize herkese selamlar olsun. Bütün yurttaşlarımıza herkese selamlar olsun. Allah'a emanet olun dedikten sonra şu ayakkabılarımızı hemen verelim. Şifreyi bilen kardeşlerimiz hemen ne dediler? Şifreyi bilenler 284-07-07 aradılar. İzmir'den kardeşim arıyor. Hoş geldin kardeşim. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizi her gün dinliyorum. Soğuklarla aranız nasıl? İzmir'de ilk defa -7 olmuş. İlk defa İzmir'in tarihinde ilk defa -7 olmuş. İyice donmuşlar İzmirliler. Evet kardeşim, neydi şifremiz? Temizlik. 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 Kaç numara istiyorsun anneciğim? 37. 37. Sana spor model yolluyoruz, 37. Allah'a emanet ol kardeşim. Bir telefon daha alalım. Necmi Kar abimiz İstanbul'dan. Merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın Necmi abi? Sağ ol hocam, sayenizdeyiz. Allah'a iyilik ver. Kaç, neydi şifremiz? Temizlik. Kaç numara istiyorsun Necmi abi? 41 bağcıksız olabilir mi hocam? 41 bağcıksız böyle yolluyoruz sana. Güle güle kullan abicim, hürmetler. Evet, bir telefon daha alıyoruz. Yasemin Altay, yine İstanbul, bravo. İstanbul'da. Buyur Yasemin abla. Ben ayakkabı için aramıştım. Tamam. Neydi şifremiz? Temizlik. Kaç numara istiyorsun? 38. 38 spor model yolluyoruz sana da. Güle güle kullan. Sağlıklı, mutlu günlerde inşallah. Sevgili kardeşlerim, bugün ne öğrendik? Maden suyuyla maden kahve. Suyla. Kahve maden yaparsınız. Suyla kahve yapın. Ama ben reklam arasında, hayır reklam arasında yaptım, gördüler şaka, şaka, burada. Şaka güzel, evet. Oluyor. Orada biz konuşurken kaçırdık hakikaten. Maden suyuyla kahve gerçekten deneyiniz. Yalnız bana göre maden suyuyla suyu karıştırıp biraz maden suyunu az koyarsanız daha iyi oluyor. Bir. Ama ishaliniz varsa ayranı muhakkak ayran suyuyla. Yani yoğurdu ayran yapmak için maden suyuyla yapınız. İçine birazcık da karanfil katınız. Göreceksiniz ishaliniz çok çabuk bir şekilde toparlayacak. Bir de ishal olduğunuzda bolca su içmeniz lazım. Bugün size biraz kabızlıktan da bahsedecektik ama kabızlıkla bahsedecek vakit kalmadı. Pazartesi günü size inşallah bahsedelim. Pazartesi günü biraz ayaklardan, ayak basış bozukluklarından, taban çökmelerinden, düz tabanlıklardan, ayak bilek ağrılarından ve diz ağrılarından birazcık bahsedeceğiz. Diz ağrıları için yeni bir teknoloji çıktı. Ondan da bahsedeceğim size. Eşinizle dostunuza haber verin. Bilek ağrılarında, eklem ağrılarında yeni bir teknoloji anlatacağım size. Değişik bir teknoloji. Pazartesi günü inşallah görüşelim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kalın. Kanal 7'mizde kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.